Evet, gazeteci nerede? Gazeteci şu anda Ardahan merkezde, Ardahan Adliyesi'nin önünde. Evet, niye Ardahan Adliyesi'nin önündeyiz? Gerçi gazetecilik boyunca sık sık geldiğimiz adliye ve yazılarımız dolayısıyla, haberlerimiz dolayısıyla zaman zaman yargılandığımız adliye ve adaletin arandığı adliyenin önündeyiz. Adaletin arandığı adliyedeyiz. Bu ara adaleti, işte adalet sistemi oturmadı, hukuk, anayasa, ayım kararlarını yok sayılan bir ülkede şimdi öyle bir dünya döndü ki AK Partililer, mevcut iktidarlar da adalete sığındılar. Çünkü adalet herkese lazım. Diyorlar ya, tuz kokarsa da koksa da adalet kokmaması lazım. Yani tuz kokmaması lazım. Ki Türkiye'de tuzun koktuğuna ben inanmıyorum. Gerçekten öyle böyle zaman zaman bizim de eleştirdiğimiz adalet sistemi olması gerekiyor. Evet, seçimler bitti. Şimdi İtirazlar başladı. Bugün Salı. Bugün Salı, 2 Mart 2024. Yerel seçimle sonrası insanlar adaleti arıyorlar. Burada diyorlar ki, işte itiraz ediyorlar. Biz seçimler iyi olmadı, sandıklar şöyle oldu. Özellikle muhtarlık konusunda 2 tane köyde çok büyük kavga oldu. Tezkar'daki olayı tamamen iptal olur mu bilmiyorum ama bir kişinin yaralanmasıyla, birçok kişinin tutuklamasıyla sonuçlandı. Erdemli'de aynı durum. Şu anda 2 ağır hasta Erzurum'da yatıyor. Ama Ardahan merkezi de seçim iptal olur mu? Ardahan belediye seçimi iptal olur mu? Asıl oraya gelelim. AK Parti şu anda seçimin iptali olması gerektiği yönünde itiraz hazırlayıp adliyeye, seçim kuruluna sunduğunu haberini aldık. Bu ne olur? Seçimler iptal olur mu? O itiraz edilen sandıktan yeni oylar sayılır mı? Veya yeniden o mahallede oy mu kullanılır? Ama saat 5'te göreceğiz. Ardahan'da seçim iptal mi olur, olmaz mı diye. Adaletin arandığı yerde, adliyede muhtarlar başta olmak üzere. Çıldır'da da başa baş bir seçim yapıldı. Onun da itirazı bu akşam sonuçlanacak. Seçim sonuçları bu akşam verilecek. Yani seçim sonuçları bu akşam hakimlerin vereceği kararla netleşecek. Bunlardan birisi de Ardahan Adliyesi'ne başvuran AK Parti Belediye Başkan adayı ve ilçe il teşkilatları itirazda bulundular. Seçimin iptali yönünde bakalım saat 5'te hakim karar ne verecek. Bura verdikten sonra Yüksek Seçim Kurulu var. O da ne diyecek, ona göre hareket edeceğiz ama Ardahan'da yeni bir seçim olur mu olmaz mı saat 5'te belli olacak Ardahan Adliyesi'nin vereceği kararla birlikte. Ben Fakir Yılmaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı klonlaması. Şimdi adı sanı geçmeyenlerin başında gelen biz Ardahanlıların bir zamanlar gelini olan ve benim ekibimle birlikte 1,5 milyon kişiyi topladığı İstanbul Maltepe sahilinde karşılaşıp, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kadar yanında olduğum ve bir ziyaretimde, ben dahil seni destekleyen, yanında olanlara sahip çık, gerekirse İstanbul ilçelerinde aday göster, dediğim ama bu uyarımın bir kulağından girip, diğerinde çıktığı Doktor Canan Kaftancıoğlu'nu hatırlayanınız var mı? Peki, en son adliye koridorlarında ifade vermeye gittiğini gördüğümüz, benim kongremde, Ardahanlılardan kim, ben buraya tırnaklarımla geldim, diyen kendi memleketinin adını taşıyan federasyona ve hemşerilerine sahip çıkmayan, Şişli'ye deniz getir, diyerek bir eser bırakmasını isteyip, bu yönde yazdığım uyarı yazım dolayısıyla 36 yıldır yazan beni, kalemşörlükle, suçlayan ve bana vereceğini söyleyip, hala veremediği zarfın ne olduğunu merak ettiğim ağ saçlı Ardahanlı Şişli eski belediye başkanı Muharrem Keskin'i gören var mı? Kendisinin ezilen bir halkın yani Alevi Ferdi olduğunu unutup, İmamoğlu'nun, başında bulunduğu Bakırköy'ün sokaklarına çıkamıyorsun, dediği ve aday edilmediği için gittiği havuz medyanın TV kanallarında, Kürttür, demlidir, seçilmemesi gerekir, diyerek partilisi, Vanlı İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın önünü kesmeye kalkan İstanbul Bakırköy eski belediye başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun nerede olduğundan haberdar mısınız? Bilmem ama belki aday gösterilmedi diye partisinin ve adayının seçim çalışmalarına destek vermektense, belediye çalışanlarını da, sizi seçim sahasında görmeyeyim, diye tehdit ettikten sonra oğluyla birlikte deniz kenarında, sahilde poz veren adı Kemal Yetmedi Deniz olan soyadı ise Bozkurt olan İstanbul Esenyurt'un eski belediye başkanı şu an nerede? Ama aynı durumu eski Emposof, Çıldır, Göle, K
Köprülü belediye başkanlarının yanı sıra halini de sormak gerekir. Evet, bu soruların cevaplarını siz düşünürken ben ülke geneline yayılan İmamoğlu'nun başarısına bakmak istiyorum. Çünkü, başta Ardahan Alagözlü hemşerim, benden sonra Ardafed'in başkanı olan Orhan Çerkez'in AK Parti'nin kalelerinden denen İstanbul Çekmeköy'de belediye başkanlığını alması yetmedi. Erdoğan'ın mahallesi olan Üsküdar'da, AK Parti kaleleri olarak bilinen Sultan Gazi'de, Tuzla'da hatta Fatih gibi yerlerde yetmez, tüm Türkiye'de seçimleri demin de katkılarıyla kazanan CHP değil, İmamoğlu'nun başarısını göz ardı etmemek gerekir. Hele hele ki benimle birlikte indiği sahada bir anda, sen de kimmişsin, deyip, telefonlarımı bile engelleyen Ardahanlı Turgay Akpınar'ın ilçe başkanlığını yaptığı AK Parti'nin kalesi Sancaktepe'de, Akpınar gibi hemşerim olan Mali Müşavir Mahir Taşlan'ın CHP ilçe başkanlığı yaptığı, amca kızı, Ardafet başkanlığımda yardımcım olan Esengül Yılmaz'ın meclis üyesi seçildiği Beykoz'da, Ardahan'da yapılacakken siyasilerimizin her zamanki duyarsızlığı yüzünden Ardahan Artvin Havaalanı gibi bir anda oraya yapılan cezaevi ile adı anılan Silivri, hatta Ardahan'ın Gürcistan'a sınır ilçesi Posof gibi yerlerde CHP'nin alması değil, Erdoğan'ı klonlayan İmamoğlu'nun olduğunu Genel Başkanı Eczacı Özgür Özel'in tatlı dilini unutmadan kabul etmek gerekir. Evet, temel olarak, herhangi bir şeyin aynısının kopyalanması anlamına gelen klonlamanın sözlük anlamına baktığımızda karşımıza İBB başkanlığında yıldızı parlayan Erdoğan'ı kopyalayan İmamoğlu'nun çıktığını görmekteyiz. Çünkü Beyoğlu'nu kaybettikten sonra ve bir şiir okudu diye tutuklanmasıyla mağdur durumuna düşen Rizeli Erdoğan'ın iktidar gücünün kapattığı gözleri dolayısıyla yaşadığı onca mağduriyetleri unutup, kendi çevresi başta olmak üzere unuttuğu, ötelediği ekibinin yalnız bırakmasını fırsat bilen İmamoğlu onu kopyalayarak başta İBB amirleri olmak üzere çevresine sahip çıkmış, gelen tüm eleştirilere karşın HOPA dahil ülkenin birçok yerinde kendi ekibiyle gittiği seçimi kazanmıştır. Yani Kaftancıoğlu'nun, Kocaeli Dilovası'ndaki Hoçvanlı hemşerim Hamza Şair'in de aralarında bulunduğu, hemşo, sermiyesini tüketenlerin yaptığını yapmayan ve Erdoğan'ın bir zamanlar sahip çıktığı gibi İmamoğlu da ekibine sahip çıkmakla seçimleri, CHP'yi kazanmıştır. Ha bu arada Ardahan AK Parti milletvekili Kaan Koç'un Ardahan'ı alamadığı gibi elinde olan Göle, Posof, Çıldır ve Köprülü, Gorevinç, belediyelerini de kaybetmeleriyle adeta yalnız kaldığı başkent Ankara'yı, onun MHP'li geçmişi olmasına karşın Afyon'da CHP'li kadın gibi konuşmayan, Kürtlere bile kendisini sevdiren Mansur Yavaş'tan aldığı enerjiyle bu klonlamasını yani kopyalamayı da unutmadan,